Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. İnsanlar İslam'a davet ederken ben orada hep şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. İşte bu kutsal kitapları bizim okumamız lazım, işte onları okumuyoruz biz. Onlara bizim mutlaka bakmamız lazıma geliyor yani insanlar. Bu düşüncenin aslında tam olarak doğru olmadığı. Yani salt olarak biz kitapları, kutsal kitapları okursak hangi dinin yaratıcıdan gelmiş olduğunu anlamaya kalkarsak bir sıkıntı, bir problem yaratacağını, yani salt o şekilde baktığımız takdirde çok yanlış sonuçlar doğuracağıyla ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum inşallah bugün. Tabi söyleme örnekleri verdiğimiz zaman daha da netleşecek insanlar. Farklı farklı, öyle değil Kesinlikle. mi? Bütün insanlar tek bir fikre sahip değiller yani. İnsanın farklı fikirleri, kültürleri var yani. Mesela desin ki bir tane kutsal kitabın içerisinde yazsın ki mesela insanların özgür olması gerektiğini söylesin, yani kimsenin kimseye karışmaması gerektiğini yazsın ki bu ne, günümüzde demokratik laik insanların ortaya koymuş olduğu bir şey. Mesela diğer bir kitapta da yani bu demokratik laik sistemin bir öğretisi yani. Mesela başka bir bölgede farklı bir fikre sahip olan insanlar da der ki eğer siz insanlar özgür hür bıraktırdığınız takdirde ne yapar insanlar işte açgözlülüğe, öyle değil mi, rekabetçiliğe iteceğinden ötürü bu insanlar şey yapar yani. Bir önceki videomuzda ya da artık hangi videomuzsa orada dediğimiz gibi yani yer üstü yer altı zenginlikleri uğruna işte savaş çıkarabilen, insanları katledebilen, işte ilaç satmak için virüs yayabilen bir zihniyetin oluşmasına sebebiyet verir. Yani tamamen insanlar özgür bırakıldığı takdirde. Çünkü o ne yapıyor? Durmak bilmiyor yani. Bakın bu buna sebebiyet verdiğinden dolayı öbür kutsal kitapta da yasaklanmış olsun diyelim. Mesela siz de bu okuyorsunuz yani. Elimizde iki tane kutsal kitap var işte. Ve siz bunları okuyorsunuz. Eğer siz demokratik, laik bir ülkede yaşıyor iseniz ne olur size bu kitap mantıklı gelmiş olur. Ama oradaki de işte farklı bir bölgede yaşayan insan için ise ne yapar? Buradaki yazmış olduğunuz kitap şey olmuş olur yani. Mantıksız olmuş olur ve insanla karanlığa iter der. Mesela o da ona şey yapmaz yani, itibar etmez yani. Bu yaratıcıdan gelmemiştir der. Bu olayın birinci boyutu. Zaten ne dedik önceki videolarımızda? Yani yaratıcı bizim gibi düşünmediğinden dolayı dedik zaten. Direktman ona bakmak yani bu söylediğimiz sebepten dolayı da batıl. Ama biz olaya farklı bir yerden yaklaşıyoruz. Yani umarım anlaşılmıştır. Yani iki tane kutsal kitap var. Diyor ki işte bir demokratik laik ülkede yaşamış bir insan diyor ki işte özgürlükçü düşünceyi şeyi kabul ediyor, olması gerektiğini kabul ediyor ve bu kitapta yazdığından dolayı işte bu kitap gelmiştir diyor, gelmiş olabilir diyor. Öbür tarafta diyor ki farklı bir kültürün fikrin altında kalmıştır. Öbür tarafta diyor ki hayır, bu gelmemiştir diyor. Mesela bir başka örnek verecek olursak keza aynı şekilde karanlık Avrupa çağı döneminde ne olmuş? Krallar ve din adamları insanlara din adına zulmettiklerinden dolayı ne yapmışlar? İşte din hayattan ayrılmışlar ve tamamen böyle inanç hürriyeti, benden mülkiyet hürriyeti, yani tamamen özgür olduğu düşüncesine ulaşmışlar. O özgür olması gerektiği düşüncesine ulaşmışlar. Ve buradan neye varacağım yani? Ne yapmış mesela? Mülkiyet hürriyeti gelmiş işte bununla beraber. Ve bu neye sebebiyet vermiş? İşte mülkiyet hürriyeti aynı zamanda sanayi devrimi yaşanmasıyla beraber 100 tane insanın yapabildiği işi bir tane makine yapar hale gelmiş. Aynı zamanda işte iktisatçıların ortaya koymuş olduğu temeller ve bunun neticesinde ne olmuş? İşte servet tek bir elde toplanmış ve insanlara zulmedilmeye İşte başlanmış. Kutsal kitabın birinde öyle bir şey yazsın yani, inanç hürriyeti, mülkiyet hürriyeti, insan istediği şekilde mülk edinebilsin yani, faiz, işte kumarla neyse hadi onlarla mülk edinebilmesi açık olsun. Mesela bu noktada bu kutsal kitabın birinde bir bölgede bu şekilde yazmış olsun işte. İşte komünistler de ne demişler bu noktada? Demişler ki işte onlar da tüm bu yaşanan zulmün, işte yaşanan sınıf farklılıklarının altında yatan sebep sizin mülkiyeti serbest bırakmanızdan kaynaklı olduğunu söylemişler ve onlar da çözümü mülkiyeti yasaklamakta bulmuşlar. Keza ne diyorum da inşallah karışmamıştır bu noktada. Yani kutsal kitabın birinde diyor ki mülkiyet hürriyeti olacak, işte özgür olacak diyor. Neyse öbür tarafta da diyor ki işte kardeşim siz bu yaşanan gelir adaletsizliklerinin sebebi mülkiyeti tamamen serbest bırakmanızdan kaynaklı diyor ve öbür tarafta yasaklamakta buluyor. Eğer siz demokratik, laik bir sistemde, ülkede yetişmişseniz eğer ne diyorsunuz? Bakın bu kutsal kitap size daha yakın geliyor. Halbuki o
orada yetişmişseniz eğer size o fikir mantıklı geliyor olabilir. Niye? Çünkü oranda eğitim sistemi var, öyle değil, medyası var yani. Size ne yapıyor? Siz hayata bu şekilde bakacaksınız diyor. Bu şekilde düşüneceksiniz. Bir sorunla karşılaşırsanız şöyle şöyle yapacaksınız diyor. Yani size nasıl yaşamanız gerektiğini de öğretiyor yani. Bakın ne oluyor? Siz o anki işte fikirlerinizden, o anki sistemin etkisinden dolayı işte bu kitap şeyken atıyorum yaratıcıdan gelmişken diyorsunuz ki siz bu kitap yani salt olarak bakın okursanız ne sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Halbuki başka bir kitapta der ki o noktada der ki bu ikisi de batıl yani. Bir kere insanın mülk edinme içgüdüsü vardır yani bir şeylere sahip olmak insan ister de. Ve o da der ki işte bitmek tükenmek bilmeyen işte madenlerin, yeraltı yerüstü zenginliklerin yasaklanması ve diğerlerin fertlere mülk edinebilmesi gerektiğini söyler bakın. Halbuki bu yaratıcıdan gelmiştir mesela. Ama siz ne yaptınız? O anki yaşadığınız sistemin altında olduğunuzdan dolayı yani bir fikriniz var yani. Bu yaratıcıdan gelmiş olmasına rağmen yani üçüncü söylediğimiz siz birinci söylediğini size daha yakın olduğundan dolayı ne yaptınız? Bunun yaratıcı tarafından gelmiş olduğuna kanaat getirmiş oldunuz yani. Umarım anlaşıyordur. Neyse en son toplayacağız inşallah. Daha da netleşecektir o zaman. Keza bir başka örnekte iyice yerleşmesi açısından. Keza ne demişler yine demokrasi ve laiklikten gidelim. Zaten demokrasi nedir? İşte insanların hayat hakkında hükmetme yetkisini yani yasa çıkarma yetkisinin yargılama, yasa çıkarma yetkisinin insana verilmiş olması desin. Verilmesi gerektiğini yazsın yani bir tane kutsal kitapta. Yani burada insanlar kendi kanunlarını kendileri çıkacaklar, uygulayacaklar falan filan desin yani. Ve siz de demokratik sistemin altında yaşamış olun. Bakın ne oluyor? Bu kutsal kitap size yakın gelebilir. Ama halbuki Allah'tan gelen kitapta şöyle yazsın. Desin ki orada da işte sizin bu yasama, yürütme, yargıyı işte egemenliği insana vermiş olmanız neticesinde aslında siz karanlığa boğuyorsunuz yani bu dünyayı. Niye? Çünkü insan dediğimiz şey öyle değil mi? Yani o anki çevresinden, duygularından, fikirlerinden etkilenip işte ihtilaflı, çelişkili hükümler verme konusu verir yani insan. Çünkü insan sınırlı, aciz bir varlıktır yani. Bu saydığımız sebeplerden dolayı işte bir fikri vardır. Şu an bir şey söyler, 10 yıl sonra o değişir, bilgisi artar, farklı bir şey söyler. Ya da duygusu varken, işte öfkeliyken bir şey söyler. İşte ben ne bileyim sevinçliyken başka bir şey söyler. Yani ihtilaflı çelişkili hükümler fikirler veriyordu. Sizin bunu insana terk ediyor oluşunuz aslında sizin insanlığı açlığa, sefalete, karanlığa boğuyor oluşunuzla eş değer olduğunu söylesin. Bu noktada bu kutsal kitapta da. Bakın ne oldu siz bu sistemin altında yaşıyorsanız bu bir ilk söylediğim kutsal kitap size mantıklı gelirken halbuki bu yaratıcı tarafından gelmiş olmasına rağmen siz bundan yüz çevirmiş oluyorsunuz. Bakın burada sadece yani ne demek istiyorum? Eğer biz salt olarak kutsal kitapları okuyup karar vermeye çalışırsak çok kötü sonuçlar doğurabilir yani. Çünkü bize bu işte demokratik sistemin altında yaşıyoruz. İşte farklı komünizm altında yaşıyorsa bir insan der ki burada yaşayan, burada yaşayan, buradakini de kitaptan yüz çevir. Buradaki de buradaki yaşayandan yüz çevirir yani. Niye? Çünkü o yaşamış olduğu sistemde bir fikir alıyor. O fikre binaen bunu söylüyor. O bu fikre binaen söylüyor. Halbuki olay ne olur? Belki bu üçüncüsü şeydir ki, yaratıcı tarafından gelmiştir ki, siz salt olarak işte kitaplara okuyarak karar verirseniz yanlış bir sonuca ulaşmış olursunuz. Bu söyleme aslında ileriki videolarımızda yani Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşunu ortaya koyacağımız videoda yani Allah'tan gelmiş olduğunu yani yaratıcı tarafından gelmiş olduğunu ortaya koyacağımız videoda aslında oraya da bir şey yapıyoruz yani gönderme olmuş oluyor. Orada söyleyeceğimiz şeyler neticesinde bu söylem çok daha netlik kazanacaktır inşallah. Yani kısaca şöyle bitirelim inşallah. Eğer biz salt olarak okuyup işte kutsal kitaplara karar vermeye kalkarsak burada kötü sonuçlar doğurur. Çünkü bize verilen bir fikir var. Hayata böyle bakacaksın diyorlar. Ve biz de maalesef ondan etkileniyoruz ve o şekilde bakıyoruz ve Allah'tan yani yaratıcı tarafından gelmiş olan kitaptan yüz çevirmemize sebebiyet verebilir. Dolayısıyla salt olarak okuyup karar vermemek gerekiyor. Tabi burada hiç okumayalım öyle bir şey dediğim yok yani. Mesela benim İslam'a iman etmem noktasında en önemli sebebim Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu ki onu ileriki videolarımızda dediğimiz gibi ele alacağız. İkincisi ise İslam'ın içeriği yani onun iktisada, eğitim sistemine, benim sosyal hayata işte ve bunun uygulandığı takdirde insanın mutluluğa, huzura ve ulaştıracağına kanaat getirmiş olmam yani.
Benim İslam'a iman etmiş olmamın en önemli iki sebebi söyledim zaten. İkincisi de bu zaten. Neyse, kısaca bundan bahsetmek istemiştim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.